Şu anda değil. Acun değil mi? Sırada Fenerbahçe'yi satın alacak. Acun da oğlum Hull City'yi satın aldı ya lan. Nereden nereye? Acun firarda turist karıları pandiklerken adam şimdi gitti Premier Lig'in bir altı değil mi? Bir altta. Takım satın aldı lan. Vay be. Adamlar resmen bayram yaptı. Yapar tabi lan. Munzur su ne lan? O böyle şaka gibi amına koyayım. Munzur su. Açıyorsun böyle pf, yüzüne patlıyor. Munzur çok munzur bir su. Bu su munzur su. Şimdi soruyorum kendime bizimki hayat mı diye. Ya Allah büyük diyeceğim baba. İşine odaklanacaksın. Yaptığın şeye devam edeceksin. Yapmıyorsan siktir edeceksin. Bir tutkun bir odağın yoksa siktir edeceksin. Çok girmeyeceksin o konulara ya. Türk futbolcular ve hocalar için büyük fırsat köprü olacak. Vallahi ben Acun'un yerinde olsam ne Türk futbolcu ne de Türk hoca götürürüm oraya. Yani direkt ben açıkça söyleyeyim yani. Neden Premier Lig'de takım alıp Türk hocayı götüreyim ki oraya? Fenerli ya, Fener'e kıyak geçebilir. Böyle gençleri falan götürüp orada böyle bir altyapıda yetiştirip falan filan filan falan filan. Böyle şeyler yapabilir. Öyle bir şey yapabilir yani. Acun hayatta duygusal davranma sanmıyorum. Oğlum arıtma dediğim gibi ya. Onun şeyi falan çok kötü ya. Abi öğrenciyim, geleceğim karanlık, sikim seç. Ya kardeşim hangimizin geleceği aydınlık? Yoldaş ayarını mı? Bak gösteriyorum. Onu da gösteriyorum lan. Her şey var kardeşim bu videoda. Her şey var. Kaosus Twix ayarlarımı gösteriyorum sevgili dostlar, sevgili kardeşlerim. Kaosus Twix'te benim açtığım ayarlar. Clan Twix. Bu companion limit yani yoldaş limitiniz. 6'ya 3 yapıyorum. 6'ya 3 yapıyorum. Sonuna kadar dayayın sınırsız olsun amına koyayım. Maksimum yoldaş. Aha bunu böyle sonuna kadar daya. Full olur amına koyayım. Hepsi coşar. Parti limitini arttırman gerekiyor bir de. Ben onu 3'e 3 yapıyorum. Bunu da daya. Parti limitini de sonsuza kadar artsın. Tamam mı? Yimak sepeti var ya. Çekeriz onu. Yimak sepeti yaparız. Onun dışında başka açtığım bir ayar var mı? Bunlar kendi standart ayarları. Pregnancy TV 2. Mesela çocuk olmuyor diyorsunuz ya. Bebe olmayınca baba şunu alın. Kız çocuk olma şansını 0.49 yapıyorum. Hani bir ihtimalle erkek daha çok olsun diye. Pregnancy duration'ı ayarlayabiliyorsunuz. 14 günde doğursun bilmem ne falan diye. Pregnancy chance. Burada clan fertility bonus %100. Bunu dibe daya. Her öpüştüklerinde çocuklar oluyor böyle. Eli eline değiyor hamile kalıyor anladın mı? O kadar hızlı çocuklar oluyor. Annem fezinde Geto ölmüş diye son dakika... Ha FETÖ ölmüş diye haberi paylaşım yapmış. 20 dakika önce doğru mu? FETÖ ölse ne olur? Yaşasa ne olur oğlum? Bize ne? Almanya'da yaşayan herifin biri. FETÖ'den ne olacak? FETÖ mü kaldı ülkede? Ağzına tükürdüler memleketin. Siktir oldu gittiler. Kimyası için dedim ya. Hacmi ikinci sıra. Ya bilmiyorum oğlum. Bir de şeyi gezdim ben abi. Mesela Ankara'da su arıtma tesisini gezdim. Bundan kaç sene önceydi? 3 sene önce falandı herhalde. Sonra bir daha yıkanırken bile tereddüt ettim yani. Hani o suyun o şekilde arıtılamadığını görünce su arıtma diye bir şeyin olmadığını anca böyle partikülleri topladığını onun dışındakilerin hepsinin yalan olduğunu görünce duşa girerken bile bir tık şey hissediyorum yani. Yan PC'den BTC'leri mi satıyorsun? Merivan, Merivan moduyla birliğimize Lord alıyoruz ya onlardan çocuk yapabiliyor muyuz? Yani sevişirsen, benim gibi sevişme modunu kullanırsan yaparsın. Bu kanal bir babacığım bak BTC'ye yayın yapacağınıza, gireceğinize kanala yatırım yapın. Doğru söylüyorum ya, doğru söylüyor ya. Oğlum çok fazla çocuğumuz var ya. Bu savaşa da bu arada girmemek için şu anda her şeyi yapıyorum.
Çocuklara bakar mısın abi? Bitmiyor. Bitmiyor. Bitmiyordu. Bitmiyordu. Mavi dönüm var mı? Var. Yarın gel abi. Şimdi ben bu savaşa girerim baba. Full elit ordumuz var lan. RTS, RTS modumuz var. Her şeyimiz var. Bence biz bu savaşta gerekeni yaparız be. Çevre sağlığı teknikeriyim. Su arıtma ile ilgili her türlü bilgiye sahibim. Sorular alayım. Aha Mücahit'i yakaladık. Mücahit. Şu anda ben mesela belediyenin tesisini gezince bir boku temizlemediklerini anca böyle büyük parçalı maddeleri ayırabildiklerini gördüm. Onun dışında bu diğer su arıtmaları sence şu anda şey mi? Sağlıklı mı kardeş? Muharebe pornosu izleyeceğiz. Yani. Korona mı oldun monsörüm kardeşim geçmiş olsun. Vallahi boğazın ağrıyorsa acı böyle çok sıcak olmayan bitkisel şeyler. Ne bileyim bir şey söyleyeceğim banlanacağım bırakın. Böyle temiz temiz. Oğlum çeşme suyu sakın lan sakın. Vallahi bak götten işersiniz. Götten işersiniz. Ben bir kere o hatayı yaptım. Böyle bir şey yok yani musluk suyu. Kesinlikle acı. Kesinlikle yani. Hayata küstüm amına koyayım. Hayata küstürdüler beni yani. Ah, 1670 kişi var sadece karşıda. İşlerinden geçeyim. 10 yıldır musluk suyu içmiyorum. İçme oğlum. O iş öyle değil hocam. Orada arıtılan sular tatlı su kaynaklarına ya da denize deşarj ediliyor. O sular da içme suyu olarak kullanılmıyor. Şöyle Mücahit şöyle öyle olmuyor. Öyle olmuyor. Neden öyle olmadığını söyleyeyim. Emrucuğum yarısı benim ona göre. Oğlum ayıktırma. Ayıktırma. Biliyorsun bu işleri. O iş şöyle oluyor kardeşim. Bizim Ankara'daki arıtılan suyu veriyorlar. Ankara çayına mayına bir yere. Eskişehir'e gidiyor. Eskişehirler sıçtı. Eskişehir'e gidiyor tamam mı? Onların suyuna karışıyor. Bize de artık kim bilir nereden ne karışıyor bilmiyorum. Ama çok kötü. Çok kötü. Serkan nerede yaşıyorsun kardeşim? Ya Karadeniz'de falan yaşıyorsanız dibine vurun oğlum. Zaten toprağa böyle eşeliyon su çıkıyor lan. Bu savaşta şeytanımız bol olsun da Lucifer içimizden geçecekler be kardeşim. Vallahi savaşa girmemek için sürekli muhabbetlere yöneliyorum ama. Sürekli böyle muhabbet açın da bekliyorum ben savaşa girmek. İstanbul'da mı? İlginç. İstanbul'da ile hiç içmem. Tatlı sudan gelen su ileri düzey biyolojik arıtımdan geçiyor. İçme suyu olarak kullanılmak için ekstra ekstra arıtım yapılıyor yani. Yani inşallah. Ben Kütahya'dayım. Sizin pis su buraya kadar geliyor. Gelir. Yani mesela sizin orada belediye başkanları buna özel gösteriyorlarsa devlet falan. Sizin suyu temizliyorlardır acı. Davşanım mı? Davşan. Kaçınılmazsa zevk almaya bak abi. Doğru söylüyorsun. Sodik su mu içmemiz lazım yoksa kalsiyum bir karbonatlı mı tercih etmeliyiz? İki suyun içindeki ağır metaller, mikroplastikler nasıl eleniyor? Amına koyayım, çete bak nereye geldi? Hobbit Mate. Şu anda DLC'de Hobbit Mate programını izliyoruz. Abi al gel lahmacun 5'li 7 lira. Onu nasıl satayım? O 5'li 7 lira lahmacunu yersen var ya volkan gibi sıçarsın amına koyayım böyle pat. 5 lirası 7 liraya yemin ediyorum 5 tanesi böyle bir şey olamaz ya. 1670 seni bekliyor kaçamazsın. Şu an Türkiye'de hiçbir atık su tesisindeki su içme suyu olarak kullanılmıyor. İleride su kıtlığı yaşarsak belki kullanırız. İşte gelen sular da sıkıntı ya. Ben bir de bu mesela yağmur sularını niye kullanmıyorlar anlamıyorum. Bak habire sürekli şey yapıyorum. Konuyu değiştireyim. Tamam giriyorum. 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 Bence bu kadar bilgi yeterli. Bence bu kadar bilgi yeterli. Cahiliyet en büyük mutluluktur arkadaşlar. Siktir edin bilgiyi bilgiyi. Bir şeyleri öğrendikçe bir şeylerden soğuyorsunuz. Boş ver. Kara düzen devam ki. Cahiliyet en güzeli baba. Boş ver. Ne yapacaksınız ya? Su şuradan mı geliyor? İçinde plastik oranı mı var? O mu var? Bu mu var? Siktir et içkisin. Ölmeyeceğiz mi? Ölmeyeceğiz mi amına koyayım?
2022 Türkiye'sinin bakış açısı bu. Siz de böyle yapın. Ne gereği var amına koyayım? Oğlum bir şey demiyorum ki ben. Bana niye soruşturma açılıyor amına koyayım? Yayın bitirdikten sonra Amorant'tayız değil mi? Yok mu bir kulak hemcükletmemiz? Yok mu bir şöyle cuma cuma bir kulak hemcükletmemiz? Ulan arkadaş ya. Daha uyumadılar oğlum. Yayının başındayız. Sen şimdi 2,5 saat sonra gör. Çete bir şey soruyorum cevap gelmiyor. Herkes uyumuş bilgisayarın başında. Bana askerde kuyu suyu içe içe alıştık. İstanbul suyu şerbet gibi geliyor. Kuyu suyu da çok kötü oluyor bazı yerlerde ya. Atık su dediğim bildiğimiz boklu su mu? Yani. Yani. Aha Mücahit cevap verdi. Mikroplastik ve ağır metallerin olduğu su arıtılarak organize sanayi bölgelerinde kullanılıyor. Ozon ve klor kullanılarak dezenfekte ediliyor. Sonra tekrar kullanılıyor. Birinci sorunun cevabını bilmiyorum. Gıda mühendisliği ilgi alanına giriyor biraz. Dekan gibisin. Cahillerin ferasetine güveniyorsun. Yapacak bir şey yok baba. Yapacak bir şey yok. Var mı? Bak ben mesela şimdi onu öğrendiğimden beri duşa bile girerken kafamda soru işaretleri. Ne gereği var? Bunu bilmeseydim ne vardı? Ne vardı yani? Kahveme musluktan açıp suyu koyup kaynatsaydım ne vardı? Şimdi onu bile yapamıyorum. Neyse giriyorum ya. Durun sokarım. Tecavüz kaçınılmaz. Giriyorum. Nereye gidiyorsun gerizekalı? Gerizekalı geri dön. Heh. Bağırmayın lan bir durun. Şimdi öncelikle savaş alanını ve savaş meydanını tanımamız gerekiyor arkadaşlar. Savaşımız şu dar boğazda gerçekleşecek. Ordularımızı bu şekilde konumlandırırsak ağaçların içinden gelen atlılardan minimum etkiyi alırız diye düşünüyorum. Bağırmayın lan. Peki. They are coming. Bu savaşta birazcık giriş çık yapacağız gibi. Heyecanlanlar. Okçularımız gerekeni yapacaktır. Batanya fiyanlarımıza inanıyoruz. Bademlenmeyeceğiz. Hatta bademleyeceğiz. Askerlerimizde saçma bir coşma gururu var. Sıkıp sıkıp coşuyorlar. Önce ekibi çürüttük. Okçularımız adeta ormandan üzerlerine ölüm yağdırıyor. Ben neredeyim lan? Oğlum ben niye öndeyim lan? Sıkın. Sık 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 sık. Bir geri çekileceğiz. Bir geri çekileceğiz. Bir geri çekileceğiz babacım. Ecele yok. Ecele yok. How to fuck elite army easily. No. No. How to win. How to win. With elite army.
120 kişiden bir şey olmaz. 120 kişi bir problem yok bir 120 kişide. RTS kamerada 1.7.0'ı nasıl kuruyoruz? Zaten bunu en son paylaştığım mod videomda da var. Şeyin içinden kuruyorsun. Realistik battle'ın içinden kuruyorsun. Biraz daha şöyle duracağım bakalım. Ne değişecek hayatımızda görelim. Bakacağız şimdi ne olacak. Oğlum zaten adamlar yanına geri geldiği anda geri çekilemiyorsun, öyle bir dünya yok. Abi fiyanlarda neden bu kadar çok bayraktar var onu da bilmiyorum. Ama şu anki duruş düzenimiz bence daha iyi oldu gibi. Bakalım gerekeni yapabilecek miyiz? Modu kaldırman lazım. Sancaktarlar başka türlü azalmıyor. Fiyanlar. Gerekeni yapın benim de oğullarım. Sizler kutsal memenin en güvenli askerlerisiniz. Bir parti daha. Bir parti daha. Sancak modu bizim bloğun modu arkadaşlar. Ünlem mod yazıp görebilirsiniz. Ünlem mod yazıp görebilirsiniz. Ah, vallahi ne olacak bilmiyorum. Bayağı sıkıntı. Bayağı sıkıntı. Bir parti daha denesek mi? Sanki azaltıyoruz ama ya. Azaltıyoruz gibi. Bence de 10 yıl sonra falan bu savaş biter. Şöyle daha iyi bir konum yok mu ya? Biraz daha böyle tepeli duralım istiyorum ha. Ya da atlılar şuraya dursun ya. Benim fiyanlarım, benim aslanlarım, zerden geçtilerim. Bu savaş, kutsal memeler için bir dönüm noktası savaşı. Bu savaş, bizim için her şeyden önemli bir savaş. Bu savaşı almak zorundayız. Burada sancaktarlar kalmış.
Öldüler mi? Öldüler. Sıkın askerlerim. Gösterin gerçek gücümüzü. Parti daha geri çekilebiliriz gibi. Bir parti daha bir geri çekilebiliriz gibi. Dolu çalışanımız olacak bu savaş alırsak. Ben de öyle düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Bino Game beni dolandırdı galiba. Bağış attık gitmedi. Bino Game de işini biliyor. Ha. Aa bakayım ona Mehmet ben birazdan. Bir dakika dur bakayım birazdan. O arada bir takılıyor. Gerçi Bino Game'e bugün bir şeyler oluyor bu aralar. Steam kodu alamıyorsun falan filan. Bilemiyorum. Bilemiyorum. Endişe verici. Ulan şurada mı savaşsak ya? Şu tepe de iyiymiş ya. Şuraya kadar geri çekilebiliyor muyuz biz? Vallahi çekilebiliyoruz. Tamam bir de burada deneyelim. Bir de bu tepede deneyelim. Gerçi bu tepede aşağıda kaldılar ya. Siz yürüyün bu tepeye gelin. Alright gibiyiz. Sıra düzeninde şunlar koşsunlar. Nerede o Asarey'in içinden geçerdi şimdi tevbeni. Gerekeni yapacağız. Gerekeni yapacağız. Gerekeni yapacağız babacım ya. Ayar etmiş o ya. Kutsal memeler bu savaşı almak için her şeyini ortaya koyacak. Bundan şüphesi olan kutsal memelere inanmayanlardır. İnanmayanlar en ağır şekilde cezalandırılacak. Okçularımız adeta ölüm yağdırıyordu. Ordular üzerimize doğru sadece ölmeye doğru geliyorlar. Kutsal memeler kınından çıkardığı oku ve yayıyla hainleri bir bir gebertiyor. Sıkın evlatlar. Sıkın benim aslanlarım. Geri çekiliyoruz. Oğlum bunların sayısı artıyor mu ya? Kaç kişiydi bunlar? Bunların sayısı artıyor sanki ya. 1300 kişi daha 100 kişi mi öldürdük oğlum henüz ya? Allah belasını versin. 87 kişi falan öldü. Abi. Alırız da kanser gaming ama ya. Thank you.
Şöyle konumlandırsak. Şöyle konumlandırsak. Böyle daha iyi oldu sanki. Ama şuradan başlayarak konumlandırırsak daha düzenli duracaklar. Biraz daha bir high ground. Evet, bir tık daha. Ama biraz daha şuradan başlayayım. Yükseklik avantajını iyice kullanmak istiyorum ha. Sancaktarlar solda kaldı. Tamam, bir dakika şimdi. Alright ki. Alright ki. Baba yükseklik avantajını kullanalım. Okçularımız da okçayıp ölmesin diye böyle yapıyorum. Tek derdim bu yani. Bu yayında bu savaşta geçireceğiz. Baba güzel güzel öldürmemiz lazım. Güzel güzel kesmemiz lazım. Ayrık zaten şu anda. Ayrıkta. Şu an bütün askerlerimiz maksimum derecede kullanıyoruz. Vallahi bugün hiç dışarı bakmadım biliyor musunuz? Hiç dışarı bakmadım oğlum bugün. Yok ediyoruz. Yok ediyoruz. Yok ediyoruz. Piyadeleri salayım bakayım. Bir şeyler değişecek mi? Güzel kesiyoruz sanki ama. Sanki. Çekilelim mi? Atlıların gelişi hiç hoş olmadı değil mi? Atlılar çok atarlı geliyor ya. Vallahi güzel de tepe yok orta. Uhud Gaming yapsak ya. Bin doksana düşürdüm. Şimdi daha farklı bir taktikle oynayacağız. Şöyle bir taktikle oynayacağız. Okçuları ikiye böleceğim. Bu sefer böyle bir şey deneyeceğim. Açılı vursunlar istiyorum, açılı. Açılı vursunlar istiyorum. Lan!
Bakalım ne olacak. Hadi hayırlısı. Ben neredeyim? Tamam, ben okçuların yanındayım. V düzeni. Bak şu an çok güzel oldu. İadeleri bir tık daha öne alacağım. Çok fazla atları var. Onları düşmana bak yaparız hemen. Soldan sağa çekmediğimiz için öyle oluyor. Bakalım şimdi neler olacak. Çok fazla atlı var ya. Çok fazla. Too many. Too many. Ama daha efektif öldürüyoruz gibi. Çok daha efektif öldürüyoruz gibi. Sağdaki kanattakiler saldırdı, hoş olmadı. Sol kanat da saldırdı. Ne oldu amına koyayım? Niye oldu? Alt F4 falan da çekmedim. Yanlışlıkla alt tap yaptım ama. Oğlum niye alt F4 çekeyim? O kadar uğraştım. Oyun da çökmedi. Bugünkü yayınımız... Amına koyayım böyle kadını ya. Vallahi alt F4 yapmadım oğlum. Hayır oğlum, alt tap yapıyordum ya. Niye F4'e niye basayım? Korkudan oyunu kapattı. Amına koy. Abi sokarım ya. Alleluya. Hilez dedek tuttu. Bir giriyoruz, yemmişiz. Parmaklar büyük değmiştir. Amına koyayım, nereye değecek ya? F4 kocaman klavye, F4 ya. Vallahi basmadım oğlum F4'e ya. Ekran bir anda dönünce mal gibi kaldım böyle, bakıyorum ekrana ya. Cürüp Gaming gururla sunar ya. Abi ben böyle kısmetsiz bir şey görmedim ömrüm hayatımda ya. Yemin ediyorum ben böyle bir şey görmedim ya. Sokarım böyle hayata ya. Bundan sonra böyle. Bundan böyle. Madem işte böyle. Of. Kanser gaming ya. Başka kötü ne çıkacak amına koyayım? Sanki normalde sürekli arkada porno açık. Allah'ım ya. Cünüp Gaming forever. Peki. O vakit. Bana minferimi giydirmeyeceklerdi. Aa, bu ne lan? Yanlış save'e girdik.
Açtan savaşmayacağım. Oğlum yeni duştan çıktım ya. Yemin ediyorum ya. Yeni duştan çıktım ya. O burundan ben de istiyorum diye Mustafa abi. Oğlum vallahi 6 F4 çekmedim ya. Kaçtığımız yere bak amına koy. Şimdi gelin lan. Şimdi gelin lan. Şimdi gelin lan. Şimdi gelin lan. Şunlar bize niye katılmadı? Olduğu kadar. Olduğu kadar. Şimdi gelinler lan. Oğlum bu savaşı alacağız inanıyorum. Bir saniye. Hemen bir şeye bakacağım. Bu savaşı alacağımıza inanıyorum. Gönülden inanıyorum. Bu sefer olucu. Bu sefer olucu. Bu sefer benden kaçmaz baba. Mehmetçiğim vallahi buradan gördüm kardeşim. Teşekkür ediyorum. 30 lira göndermiş bize. Eyvallah kardeşim benim. Dur bir dakika bir daha bir şunu yenileyim kurulumunu. Lanet olsun. Bıktık ya. Bıktık bunun bozulumundan ya. Hadi yemek sepeti çekilişini de başlatayım o vakit çıkmışken buraya. An itibariyle sevgili dostlarım, sevgili kardeşlerim. Twitch chatimize ünlem giveaway yazmıyorsunuz tabii ki. Ünlem yemek sepeti yazıyorsunuz arkadaşlar. Çekilişimiz başladı. Abonelerimizin şansı 2 kat. Bol şans diliyorum. 25 TL değerinde indirim çeki. Açıldı babacım. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun efendim. Şimdiden bol şans. Afiyet olsun. Benim linkten sipariş vermezseniz biliyorsunuz geçerli olmuyor kardeşler. Benim linkten vermeniz lazım. Benim linkten vermediğim olmuyor ya. Tamam. Bino Game'i de hallettim bu arada. Şimdi yeni bir savaş alanında yepyeni insanlarla ortamlara okuyoruz. Kutsal memeler yanımızda. Kutsal memeler gereğini yapacak. Ordularımızın yarısını da toparladık. Ve artık savaş bizim için bambaşka bir hal alacak. Bu ne lan bu kadar yakın? Abi bu kadar yakın savaş alanı mı olur ya? Fucking bullshit ya. Dağa mı çıksak acaba? Dağa çıkabilir miyim ki hızlı bir şekilde? Oyunu bir durdur baba. Oyunu bir durdur. Bak şimdi bir dakika. Oyununu bir durdur. Bu harita bizim için yapılmış bir harita sevgili dostlar. Bu haritada Yüce Dağ Şiliyat GTA'daki dağ. Burada tam bu noktada haritanın sonu dibi neresi? Ha şurası. Abi daha o kadar saçma sapan bir dağ ki. Şurada anca karşılarız.
Abi sadece şu alana koyabiliyorum okçuları. Sokacağım ha şimdi bak. Ah bir şeyler oldu. Oldu oldu bir şeyler. Alright. Alright teke. İadeleri de koydum. Atları da buraya koyarım. Olur gibi. Devam ki. Bakalım ne olacak. Çabuk 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 çabuk. Dağa çıkıyoruz. Dağa çıkıyoruz babacığım. Uhud Gaming. Ceddin aç. Ceddin verme yeteri. Uhud Gaming. Dağın tepesinden gerekeni yapmaya çalışacağız. Vallahi yapıyoruz gibi de. Sanki trak yapıyoruz gibi de. Okçularımız dağın tepesinden rakibin üzerine adeta ölüm yağdırıyor. Bir daha bir konuşlanabilirsem süper olacak. Diyadelere charge'ı verdim. Okçulara iyice yaydım. Ortalık 56. Ben neredeyim lan? Neredeyim ulan ben? Yeter lan! Abi bizim adamı öldürdüm ya. Ya yine benim adamımı öldürdüm ya. Ulan yine bizim adam. Ben daha çok düşmandan ziyade kendi adamlarımı öldürüyorum ya. Niye vuruyorsun lan sen? Sen kime vuruyorsun? Abi savaş çok 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 değişti. Değişik şeyler yaşıyoruz. Savaşı alacağız. Bunun başka yolu yok. Abi Fiyan şampiyonla vuruyorum. Tepelerden gelen bir karar vardır. Oha ölüyorum. Ölürsem GG. Öldüğüm anda GG. Pozisyonu bozmayın. Eyvahlar olsun. Savaş meydanına bak.
Olmadı gibi ha. Oldu mu ki? Oğlum ölü sayısını düşüreceğim ben ya. Oyun çok kasıyor. Bir de şu şeyi kapatayım ya. Gölgeler bozuktu değil mi? Gölgeleri bile kapatınca bir rahatladı. Şuna bak oğlum, ölülerden yürüyemiyoruz lan. Tekrar Ruhut tepesindeyiz. Yeter lan! Bir ordu üzerime doğuyor ay ordu. Vay arkadaş ya, Uhud Tepesi de gaza geldik be. Vallahi gaza geldik de olmadı. Son bir kişi de olsa her zaman öldürmeyebilirim. Ölülerden oluşan savaş meydanı. Adamlar ne dövüyor babacığım ya, öyle böyle dövüyor. Atlarına matlarına artık kime zarar verebiliyorsam ya. Yapmayacağım. Yenilgiyi de aynı mağrurlukla karşılayacağız babacığım. Her zaman kazanacak değiliz. Memeler her zaman galip gelemeyebilir. Gün olur, içimizden geçerler. Gün olur, her şeyimizi kaybederiz. Ama tekrar ayağa kalkmayı bileceğiz. Tekrar ayağa kalkmayı öğreneceğiz. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Bir barış çakalım değil mi? Bence bir barış yapalım ya. Olur gibi, olur gibi. Ne oluyor? Fırtına çıktı ya. Aha. Bak. Modun özelliği bana katılıyorlar. Görüyor musun? Eşkıyalar bile bize katılıyor babacığım. Şuradan bir takım asker toplayalım. Hızlı bir şekilde Lageta'ya gidelim. Kaleye git baba. Yapacak bir şey yok baba. Arada kaybedeceğiz. Arada kaybedeceğiz.
Yapacak hiçbir şey yok. Fiyanlardan alırım bir dal. Şurada bizim kalemiz var mıydı? Neyse Usank da bize geçti. İyi bari. Yemeğimiz mi yok lan? Bu ne oğlum? Ha yanlış yere gelmişiz. Country'e gidecektik. Vay be. Yine sıfırlandık be. Yine yeniden bir sıfırlanmanın eşiğindeyiz. Bu ne baba, hiçbir şey yok buralarda ya. Abi Komer'i kim yağmaladı ya? Topla 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 babacım. Tera 16 yaşına gelmiş. Tera'yı an itibariyle coşturuyoruz. Baba savaştan çıkınca kalkanımı çıkaracağım. Bence de güzel savaştı. Gerekeni yapmaya çalıştık ama olmadı. Böyle bir askerlerin spam noktası çok terste kaldı. İstediğimizi yaşayamadık ya. İstediğimiz o kafayı yaşayamadık babacım. Şimdi sen askerlere ilham falan ver. Bir şeyler yap koçum benim. Bu ne lan, Apkomer bizim değil mi? Ulan kime vermişiz Apkomer'i ya? Ben Kano abi vuralım. Var mı burada fiyan? Fiyan var mıydı? Fiyan yok. Vallahi fiyan yok. Fiyan bulamıyoruz. Fiyan bulamıyoruz derken fiyan bulamıyoruz derken. Şimdi benim merak ettiğim konu bizim birlikten gidenleri geri alırken oyun çökecek mi çökmeyecek mi? En büyük merak ettiğim konu o valla. Durimor Kalesi döndü mü ya bizim topraklara? Dönmüş dönmüş dönmüş. Koçum Durimor. Tormelina da dönmüştür. Şuradan yemekleri tekrar al. Aleyküm selam, aleyküm selam. Gelmiş gelmiş Mehmetçim. Teşekkür ediyorum kardeşim benim. Eyvallah dostum. Desteğin için. Gelmiş de bozulmuş ayarları, düzelttim ayarlarını tekrar. Hallettik. Şurada şimdi Pendrake'de Lindorn'a bir gidelim. Ulan burada nasıl olmaz ya? İki tane var baba. Gidene gidenedir. Şimdi ben şuradan bir hemen Lagete'ye bir daha bineyim. Lagete'ye bir daha bineyim. Birliklerimiz ne oldu şimdi? Hepsi gitti değil mi? 10 tane birliğimiz kalmış. Herkese birlik kurduruyoruz baba. Sivan'a kursun. Bilidik kursun. Tomund kursun. Zamcık kursun. Dübürbüken Donçalan kursun. Sen de kur lan. 185 kişi 185 kişidir babacığım. Nazgül de kursun. Beton Necda da kursun. Bunlar bizim savaşçı çocuklarımız. Alrightus, alrightus. Bunlar toparlana dursun. Marunat'a bir tur uğrayalım. Luan 16 yaşına gelmiş. Tamam, sen birazcık hızlan. Varlık işindeki yaşantının tadını çıkar canım benim. Skolarda atletizm var, alırım bir daf. Garnizonu yönet desek. Ne var burada alabileceğimiz asker? Atlı asker almaya başlasam mı acaba yanıma ya? Ne diyorsunuz? Atlı asker konusundaki düşüncelerinizi merak ediyorum chat.
İnceden atlı asker alalım mı? O kadar yeri fethediyorsun. Kendi kalendeki zindandaki kişiyle konuşmaya çalıştığında bile seninle konuşmam yasaklandı diyor. Bence de çok eksik var canım. Gelmesi gereken şeyler var. Voloyucum hoş geldin kardeşim. Bayağıdır insan gibi görmüyorduk seni. Bannerlord'da Warband'da olduğu gibi Osmanlı modu falan modlar gelecek mi? Gelecek tabii canım. Hepsi gelecek bu arada. Bir sürü gelecek abi. 6 tane fiyan mı kaldı? Dur bakalım ya. Öyle bir şey mümkün değil. Nerede kaldı lan fiyanlar? Oğlum onlar Batanya okçusu lan. Orman haydutlarını fiyan yapabiliyorum. Alayım onları da. Nerede lan fiyanlar? Aha şurada vallahi 6 tane kalmış. Gözünden hiçbir şey kaçmıyor. Süvari toplayalım mı artık? Ne diyorsunuz? Süvarilerimiz gelsin mi ince ince? İmparatorluk elit katafraklarımız gelsin o zaman ince ince ya. Ne diyorsunuz? Yapacak pek bir şey yok. Bence toplayalım. Köyle niye aram kötü lan? Neyiniz varsa verin lan. Kimseyle de ilişkimi güzelmedi yani. Hiçbir şey olmadı. Topraklarını alsam belki ilişkimiz artar. Çalışsam burada bir parti. Arttı. İyi neyse bir süvari bir süvari. Bir süvari bir süvaridir arkadaşlar. Bunların önemi çok büyük bizim için. Şu köyler bize. Şu köyler bize. Vigdaları da ver. Bunun bir köyü mü var la? Vallahi bir köyü var. Ne dandik kaleymiş amına koy. Bizim kaleden başka ne beklenir ki zaten? Primesos'a gidelim. Hemen Primesos'a girelim. Yoldaşlarımı nereden bulacağım, nasıl bulacağım çok merak ediyorum. Asker topla. Lan burada değişmiş ya, hep şey olmuş. Buranın medeniyetini de değiştirmişiz. Kaleye git. Garnizonda var mı bizim ihtiyacımız olan asker? İmparatorluk. Lejyonerleri ver. Katafrakları ver. Zırhlı memlükleri verme ya. Memlükler atlı okçu. Atlı okçu istemiyorum abi. Atlı okçu almayacağım. Süvariyi ver. Alright keke. Alright. Şimdi zaba oldu. Bir saniye. Bir F5'imizi alalım değil mi? Artık bir F5 bence şart. F5 is important for us. Ay arkadaş ya. Sen de bir al at. Aa, at almam ben. Ben de at yok baba. Ben de at yok. Tabii şey custom şey kullanıyorum. Custom Culture Changer diye bir mod var. O modu kullanıyorum. O mod sayesinde aldığımız yer zaman içinde bizim medeniyetimize dönüşüyor. Walking Dead oynar mıyım bilmiyorum ya. Oynamam herhalde. Yalan söylememişiz. Şimdi yalan söylemeyelim babacım. Oynamam yani. Aa ticarete bir puan geldi hayret. İki savaşa katıldık hemen şey oldu. %5 daha fazla tecrübe puanı kazanır. Kuşatma saldırıları ve savunmaları sırasında savaş moralini 10 artar. Buradan yürü abi. Buradan yürü bizim için important. Taktiğe bas baba. Bas baba taktiğe. Şimdi birazcık zaman geçireceğiz. Ondan önce bir arenada training yapalım. Bir bug deneyeceğim. Şu anda böyle bunlar gelişirken anladınız mı? Bir yandan böyle patküt yapacağım bakalım ne olacak. Vallahi oluyormuş. Bu şu anda çok mutluyum. Atımız yok lan. Vallahi oluyormuş oğlum. Tek bir trainingde işi çözüyormuşuz biz ya. Vallahi çözdük. Bence Word. Bir trainingde herkes aplandı babacığım.
At verin at. At verin at. Yımak verin. Az yımak. Keten sizin olsun. Şarabınızı da alırım. Tamam. Yapacak bir şey yok. Biraz at alacağız. Atı ama Tahsere'ye kadar inmek istemiyorum ya. Şuradan alırız bir yerden. Kimlerde at vardı burada? Hangi köyler atçıydı? Ortisya'da at olabilir ya. Jalmaris atçıydı. Jalmaris. Jalmaris'e gidelim. Bir dakika. Bir F5 daha alayım da şu yoldaşlarımızı yanımıza alalım ya. Yoldaşsızlık bizi üzer. Şimdi Kara İsfilet. Lageta'da. İnek Hırsızı. Söğüt Kabuğu. Bilgiç. Tamam, diğerleri önemli değil. İnşallah oyun çökmez. Buralarda genelde çöküyordu. Çökmedi. Şu anda çöktü galiba. Fuck you! Fuck you! Tamam, birinciyi aldık en azından. Tamam, ilkini alabiliyoruz. Yemek sepeti ünlem Twitch chatimize ünlem yemek sepeti yazdığınızda babacım çekilişimiz aktif. Yapıştırın gelin. Abi orduya ne oldu? İçimizden geçtiler. İçimizden geçtiler kardeşim. İçimizden geçtiler. Kendimizi kaybettirdiler. Chat uykumadan. Chat'in de morali bozuldu amına koyayım ordu kaybolunca. Ordu yalan olunca o tepeyi görünce herkesin bir ümidi gelmişti. Herkes bir inanmıştı. Aha Uhud Gaming demişlerdi. Ama olmadı. Sefer edemem ki. Oğlum her attığında deli gibi upload yapmaya çalışıyor Bannerlord Online. Bannerlord daha doğrusu. Kaleye vali olarak çağırabiliriz. Evet olabilir, bak o mantıklı bir hareket olabilir. Ben çok keyiflendim. İçimden geçince tabii keyifleniyoruz. Tamam şöyle yapalım o zaman. Şuradan bir atlar alayım da kardeş o zaman. Jalmaris'ten bir atlar alalım. Ondan sonra bakalım o işe. O işe Jalmaris bakıyor. Atları verin lan. Yemeğinizi de verin lan. Ben yemek sorunu yaşamak istemiyorum kardeşim. Devam ki. Tamam, Lageta'ya dönelim. Bunları Lageta'ya yavaş yavaş çağıralım, oradan yapalım ya, aynen. Abi tek tek toplamak yerine direkt hepsini al yapsan olmaz mı? Askerleri tek tek uğraştırıyor, 30 dakika ona gidiyor. Oğlum ne yapalım? Hepsini al desek ne olacak? Neyi alacağız hepsini alıp deyip? Anlamadım. Şimdi Envin'miş burası. Yine hırsızı bir gelsin. Bir F5 daha alalım da ne olur ne olmaz. Tamam. Kaleye git. Yine hırsızını birliğe al. Söğüt kabuğu. Peki. Gezgin İslam mıydı? Yok. Kimdi? İnek hırsızı. Söğüt kabuğu. Bir kişi daha vardı. Nerede o? Öldü mü lan o? Bekliyorum o. Nerede bekliyorsun oğlum? Neyi bekliyorsun amına koyayım? Beklesin o. Neyse yapacak bir şey yok. Envin buranın başına geri geçsin. Para bırakalım rezervde, para yok. Alright keke. Biz de bir süre bekleyelim. Biz de bir süre bekleyelim. Şu birliğimizin içindeki gerizekalıları ayarlayalım. İHŞ'ci benim. İzci yine hırsızı. Cerrah Söğüt kabuğu mühendisimiz gelecek. Güzel güzel.
Yoldaş limiti kaosuz Twitch'ten işte oğlum. Kompanyon limit. Nasıl benim birliğimde lan? Hani nerede bilgiç? Yok benim birliğimde. Bakalım. Nerede lan bu bilgiç? Hala bekliyor diyor. Bu herif bug'da kaldı. Ya da bu herifi esir aldılar. Bunda bir sıkıntı var. Bunda bir problem var emmi de. Ne olacak bilmiyorum. Bug'a girmiş. Geçenki seri çok iyiydi. Bu seri iyi değil mi? Oğlum ben bu seride inanılmaz eğleniyorum ya. Tamam. Bence askerlerimiz okeydir şu anda. Çekilişi yapmadık. Borucu mu mühendisciğim? Not yet kardeşim. Şurada asker var mıydı lan? Oha. Bey 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 bey. Fiyanlara bak. Bey 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 bey. Aha. Lagete'deki üssümüzü de kaybetmişiz ha. Neyse onu da güncelledik de bakalım neden böyle oldu bilmiyorum. Anlayacağız. Montoso bir git babacım. Al babacım fiyanını. Çek gelsin. Şuradan hemen Clack Boink. Remtoil de bizimdi değil mi? Birlik kurduracağımız var mı da? Prazer Latife kurduralım. Gezgin İsna sen ne iş yaparsın? Sen de vur. Lan Kroken'i utsa bak ya. Herkesi topluyor önümüzden gidip gidip. Utalayma gidelim. Çekiliş bana çıksa bile haberim olmayacak. Uyuyakal. Bıt bıt bıt. Alright. Sevar da aslada vardır. Why 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 why? Why baban şarapşana? Burada niye kimse yok lan? Ha burası kale değil ki lan. Lindorn'a hemen gidelim. Bebelerimiz büyüyor. Yumruklu sucurtu. Bu herifin her ismini duyduğumda sucuklu yumurtayı unutuyorum ya. Varlık içinde yokluk mu diyecek? Buna ne desek ya? Sana birazcık şeyler de güncelleştireceğim. Orus Punis de büyüdü. 16 yaşına geldi. Yunan forvet. Orus Punis. Pendrake de vardır. Pendrake de daha çıkmamış. Çok üzücü. Çok üzdü bizi. Pendrake kalesi bende mi? Buranın bir şeyine bakalım garnizonuna. Para yok mu lan sizde? Ac mısınız oğlum? Ac mısınız aslanlar? Pop pop pop. Garnizon nerede ha? Fiyan var mı lan sizde? Vardır vardır. Zırhlı Sturya mızrakçısı alsak mı yanımıza ya? Aslında mızrakçıymış yani. Ver lan mızrakçı. Ver lan baltacı. Yürüyoruz babacığım. Sucuklu yumurta. Sucuklu yumurtayı da benim sabah değil de gece çekiyor lan canım. Griffin ne işi var lan burada? Sen kimsin oğlum? Bu bizim herhalde şey. Asker topla. Ulan hiç mi yok ya? At var mı lan sizde? Aa vallahi var. Buranın garnizonuna bakalım. 3 tane. İade. İade. Tamamdır. Durayım mora doğru bir gidelim.
Durum mor bizi hiç şaşırtmıyor. Her seferinde bizi besliyor Durum mor. Adam adam. Tormelina'ya çıkartma yapalım. Ürünlerinizi de alacağım sizin. Adam adam. Tormelina da adam. Ormfart döndü mü acaba ya? Çok merak ediyorum. Üf, beyin tava. Üf, kelle paça. Üf. Acıktırma yayını yapayım mı size bir gün? Ver şunları. Şifaklı yemekleri. Güzel. İki tane ikitendir. İki tane ikitendir. Oksol'daki askeri durumumuz ne peki? Yönet. Var mı fiyanmayan? Yok. Sturgi askerini ver. Mızrakçısını ver. Vlandia şövalyesiyle kahramanlarını alırım bir dal. Çıkışımızı yapalım. Mereyi bende var mı? Aa, vay 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 vay. Sen bu köylere bak lan bizim. Bizim köylerde de iş var oğlum. Vallahi bizim köylerde de çıkıyor ilginç bir şekilde. Yemeğin saati mi olur? Olmaz olur mu lan? Mesela bazı şeyleri gece daha çok seviyor insan. Bazen akşam yemeğinde kahvaltı etmek mesela. Çok hoşuma gidiyor. Bu ne lan? Bu nasıl köy? Bunlar da yok gibi ya. Yok baba buralarda. Boşuna bakmayalım. Biz Aster'e devam ki. Aster be, Aster be. Aşığım bu Aster'e. Orduyu toparladık oğlum hemen. Bir şey kalmadı. Yönet diyelim. Buradan da cepleyelim asker varsa. Sturgi askerlerini alabilirim. Mızrakçıları alabilirim. Onun dışında başka bir şey yok ya. Başka bir şey yok babacığım. Şu an zeytin ekmek yemem gibi. Buraya girmiş miydim? Girmiştim. Güzel. Kendi bir otomatik save aldı en azından. Biz o konuda yırttık. İmlak'a doğru devam ki. İmlak'tan cepliyorum babacım adamları. Orak keke. Lan o kendi de çıkmıştır. Ay sokayım bu. Köy bozuk ya. Vilandia ile aramızdaki saldırmamazlık paktı bitti bu arada. Üf 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 üf. Tamam. Fenötürle şu şeye de vurayım. Bitirelim bence buradaki gezim işini. Ulan ne oluyor? Oha benim cheat moda çıkmış. Config. Video çekerken mecburen ışınlanıyorum sağa sola. Tamam. Burada da yok kimse. Invent'te vardır ama en son olarak da invent'i toparlayalım. Çıkalım gidelim. Very nice and useful. Very nice and useful. Etifur'da da uğrayalım. Bizim salak yoldaş ne oldu lan acaba? Aha bilgiç. Nereye gidiyorsun lan sen? Sen Marmot'ta ne işin var oğlum? Biz buna birlik mi kurdurduk ya bilgiçe? Yo. Marunata doğru gidiyor diyor. Kafasına göre Marunata mı gidiyor bu herif? Bir F5 alıp yanıma çağıracağım ya. İki tabak makarna yedim kesmedi. Oha. Oynadığım mod paketini veya modları nereden bulurum? Vallahi hem video paylaştım Tal'la. Abonelere destekçilere özel mod paketi olarak yayınladım. Öbür türlü çünkü yayınlamıyorum abi. Yayınlayınca bin bir türlü eleştiri geliyor. Ya izci ve cerrahımız yanımızda. Bir şu şey yok ya. Salak herif yok. Ama bence onu da bulduk. O gelir şimdi bak. Gel lan buraya. Marunat'taymış. Çökme oyun. Çökmedi. Tamam, bu da geldi.
Nerede lan bilgiç? Tamam, mühendisimizi de koyduk babacığım. All Riders. Oğlum ben ne yaptım? Nereden aldım bu kadar askeri? Ben kimi aldım yanlışlıkla? Birinin garnizonunu mu çektim yanlışlıkla? Bir dakika, garnizon çektik galiba yanlışlıkla. Bu ne oğlum? Ha, bilgiçin yanında adamlar varmış. Bunun ekibi varmış yanında. Okey, 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 okey. All right. Şimdi her şey benim için daha fazla anlam kazandı. Süvariyi ver. Fiyanı ver. Kendimi intihar etmenin eşindeyim. Yanlış tuşlara basıp duruyorum bugün ya. Menavlyonu ver. Fiyanı ver. Eğitimli askeri ver. Süvariyi ver. Gerisi sizin olsun babacığım. Bir eğitim patlatalım değil mi Sargot'a gelmişken? Sargot'ta da bir turnuva varmış. Emir dışı hareket ediyor. Vallahi kendi kafasına göre geziyor pezevenk. Birliği de yok. Train your troops. 135 kişi upgraded. ...114 kişi daha upgrade. Bunun böyle bug'ını bulacağım hiç aklıma gelmezdi. Orduyu fullledik arkadaşlar. Ordu fullendi babacım. Bir süre bekleyelim, canımız da dolsun. Karakter kaç yaşında? Bayağı yaşlandık lan herhalde. Çünkü bu oyunda zaman çok hızlı akıttı. 45 yaşına geldik be oğlum. Vallahi zaten piyadeleri genelde Viking yaptık oğlum işte. Kaç tane var? 17 tane bundan var. 16, 30 tane bundan var. Biraz da şimdi atlı katacağım bunlara. Tamam. Karakter özelliklerimiz ne durumda? Bakalım, hem de levellerimiz gelmiş. Onları da verelim. Karakter özelliklerimiz bu durumda. Yani ticareti 300 dedik de ben buraya niye verdim? Bunu zaten 300 demiştik. Ben buraya niye verdim abi? Beyin GG. Tamam. Kimde var abi? Kara iskelet. Coşmuş. Bu şuradan devam ki yapsın. Cazibesi de bir tık artsın. Söğüt kabuğu hekimlikte iyi gidiyor. Biz kentlerde iyileşme bonusu alalım. Buraya verelim. Royal Assault gelişmiş. Turnuvada kullanabileceğim bahis miktarını 2 kat. Birliğindeki aydut %20. Tutsak aydutlar gizli görevlerde %50. Gizli göreve çok çıkarmıyoruz seni. Farklı yiyeceklere sahip olmanın moral bonusu. Birlikler 3 seviyede kuşatma sırasında erzak tüketimin azalsın. Mesela bence bu iyi. Royal Assault okey. Ömer Yahut vekilliği coşmuş. Devam ki. Bilidik. Liderlik kasmış. Oscar'lar, ovalar diyelim. Oralarda sıkıntı yaşayacağız. Hekimliği bile kasılmış çocuğun ha. Krokinwoods. Oha. Atletizmi coşmuş. Taktisyenliği coşmuş. İzciliği coşmuş. Çocuk tam bir canavar. Alright. Oğlum ne çok bebeğimiz var ya. Bunlarla biz böyle uğraşmayalım. Biz bunların şu skill'lerini verelim. Geçelim abi. Ben niye bunu fullledim ya? Fullemeyecektim ki. Neyse. Liderliğini fullleyeyim. Taktisyenliğini fullleyeyim. Vekilliğini fullleyeyim. Cazibesini arttırayım. İzciliğini bir tık arttırayım. Serserilik bir tık. Ticaret bir tık. Okçuluk bir tık. Tamam, buradan kendisi yürür artık bence. Latif. Latif'te de var abi, yetenek çok. Beş buraya. İki buraya. Bir fazla kaldı, buradan yürü.
Bu evlat geliştirme işi yemin ediyorum çok pis sıkı. Ya şunları geliştireyim ki iyi kasılsınlar diye yapıyorum ya. Yapmayayım mı? Kendileri otomatik gelsinler. Amına kurum ya. Vallahi uğraşamayacağım. Baba. Vallahi uğraşamayacağım. Çok çocuğumuz var abi. Çok çocuğumuz var. Kendileri ne bokuyorsa yesinler abi. Vallahi boşuna uğraşıyoruz. Kapattım. Kanamayı da oradan belediyeyi kapatıyorsun şeyden. Zorbelax Cutthroat'un içinde o. Skolar. Ne var? Demircilik var. İstemiyoruz. İstemiyoruz. İyileşti mi herkes? İyileşiyor. Az kaldı. Güzel. Ordumuz okey baba. Ordu okey. Şimdi orduyu nereden coştururum? Şu Gamardan'dan alırız herhalde birkaç şövalye buluruz. Gamardan'a bir gidelim. Hay Allah'ın belası Gamardan ya. Daktaron. Ver baba bunları. Aşağı doğru ineceğim. Ortisi'ye bir gidelim. Garant orada var mı bir şey? Ulan Asarail olmuş bile bunlar ya. Bunlar Asarail olmuş bile babacığım. Ya Avaf, ne istiyorsan al. Umbrella da 16 yaşına gelmiş. At var mı kardeş? Ver baba atları da. Çok ata ihtiyacımız var ya savaş atına özellikle. Artopolis'e hemen bakayım. Şu Almaris'e doğru gidiyorum zaten. Para vallahi 7,8 milyon oldu oğlum. Alırız bir yerleri ya. Basarız parasını alırız. Bebelerimizin birlikleri de herhalde iyi durumda. Ya burayı alsam mı acaba? Bu ne lan asker topladığımda asker veriyor bire. At var mı kardeş? Bize savaş atı lazım kardeş. Savaş atı var mı kardeş? İmparatorluk saldırı atı alırım bir daha. Zeonika'ya doğru gidelim. Alright, bir dalla buradan alalım. Aleyküm selam kardeşim. Oğlum kanama şuradan bak. Mod options. Dur Kaosus Twitch değil. Zorberax Legacy. Cutthroat Everyone. Bu böyle açık. Friendly Unit. Deadly Combat. Deadly Combat'ı kapatacaksın. Deadly Combat'ı komple kapat. Öbür türlü kanama olayı çok boktan. Uğraşılmıyor kanama olayla. Çok güzel kaynak bulduk. Poroslu mızıkacılara bir uğrayalım. At vardır bu hıyarlarda diyecektim. Bir tane at çıktı. Anaros'a bakalım. Lycarion'a da bir daha bakayım. At yok bu salaklarda ya. Sestayim'in köylerinde vardır. Manita bir ton kafa açtı canımdan bezdirdi. Oğlum Manita'nın en büyük işi o zaten. Manita yapıyorsan katlanacaksın babacığım. Evlilikte de bu iş öyle. Bir şey değişmiyor ya.
Sana göre süt, ona göre çikolata babacım. Yarın açacağız yayın tabucun. Bugün de Bannerlord'dan sonra bir şeyler çakarız ya. Değişik bir şeyler oynarız ya. Oynar gibiyiz yani. Şanopsis'in köyünde olabilir. Şunlarla aram iyi olsa. Görev mörev olsa yapacağız da. Görev de yok. Üjdene üjdenedir. Miyazada da vardır lan at. Asera'yı ver. İmparatorluğu ver. Tamam. Upgrade'imizi çakalım. Tamam. At ihtiyacımız an itibariyle bitti gibi. Bir gün yenge yeni izliyor olacak ve güm. Evet, doğru söylüyorsun. Ama izlemiyor. İzlemediği için rahatım babacığım. Zabağa kadar mı? Bilmiyorum vallahi, bakarız. Zabağa noktayı. Zabağa noktayı. Kaç at istiyorsun lan sen? Kitapsız. Tamam. Sokan bine kadına. Sokan bine kadına. İzlemiyor, izlemiyor. İzlese ağzıma koşarak sıçar. Hani böyle içeriden koşarak gelir böyle. Sen ne diyorsun diye. Hiç koşarak ağzınıza sıçıldı mı? İzlemiyor abi. Olma ihtimali %1. İzleme ihtimali %1. Ben senin yerinde olsam %1. Oğlum zaten biz Junip Gaming olduğumuz için %1 ihtimal bile bizde şey olabilir. Korktuktan sonra şöyle bir kapıya baktım. Böyle bir kapıya baktım. Kardeş. Ver ver, ben geliştiririm onları. Tamam, gelmişken şimdi Kuzey'den de at cepleyelim. Nereden cepleyelim? Odok'ta vardır lan. Delgeç Kadir. Bu da kız çıktı amına koy. Kadir diye adını koyduk, kız çıkmış ya. Güzel güzel. Arkada belirse üf, içimizden geçer. Torunum 2 yaşına bastı koçum benim. Zeka ve güç. Evlatlarımda ve torunlarımda görmek istediğim nitelikler. Ticaretimize bakalım. Savaş atı yok abi, şakayım. Bozkır savaş atı ver bir tane. Ortongard'da kesin vardır. Aseray Kuzeyt'i yemiş yemiş yemiş. Biz de onları yiyeceğiz, merak etmeyin. Evet. Tekrardan inceden bir toparlanma yaşadık gibi arkadaşlar. İnceden bir toparlandık gibi. Bir trainingimiz yok mu? Güzel. Hoş bir turnuvaydı. Hoş bir trainingdi. Güzel bir trainingdi. Tabalta Kantara'da çıkmayayım dedim de çıkayım hadi ya. Gelmişiz oraya kadar. Torunumun torununu görüp cenneti garantilemeye çalışacağız. Onu becerebilirsek bence güzel olacak. Kardeşim sizde at varmış öyle diyorlar. Neyse 3 tane 3 tanedir ver baba. 10 tane lazım bize ya.
Kuruluk da vardır, kuruluk. Aferin lan kuruluk. Asalik'te de kesin vardır. Aferin lan Asalik. Güzel. Orduyu full çaktık. Her şeyimiz ready. Şimdi klan birliklerimize bakalım baba. Birlik kurabilecek çocuklarımıza birlik kurduralım. 19 tane birliğimiz an itibariyle mekanlarda, ortamlarda akıyor. Yeni birlik kurdurabileceğimiz bir pijimiz yok maalesef. O vakit. Onun sikim birliklere bak. Birliklere bak oğlum. Tahtımı Emre abiye devredip barışmayı düşünüyorum. Ne cenneti. Barmar sakın oğlum girme o işlere. İçki ne kadar pahalı, haberin var mı? Yani günah olduğundan falan değil. Hileyle mi dönsek? Döneriz oğlum. Hızlı hızlı gidiyoruz ya zaten. Onda sıkıntı yok. Şimdi baba. O vakit biz bunların içinden mi geçelim ya? Jakulan, Makulan, bunları biz ellerinden alalım ya. Roteo'da bence bir stop yapalım. Roteo'da bir mola verelim. Bir yemek çeşidi alalım. Oradan da babacığım ince ince geçeriz. Hem yanımızdaki yaralı askerlerimiz iyileşiyor. Gayet iyi durumda gidiyoruz. Zamcığın birliği saldırıya uğramış. Borçaya nüfus basalım mı? Basalım bak, mantıklı. Factions. Bu ne lan bu ne? Klanlar. Oğlum sana nüfus veriyorum. Helalinden şöyle bir basıyorum nüfusu. Basıyorum nüfusu. Bir K nüfus veriyorum Borça'ya. Borça adamdır. Aa, evlenmiş mi lan Borça? Sen mi evlendin lan Teres? Cık, bu evlenmemiş. Kimin karısı lan Şima'ya? Oğlum gide gide bu karıyı mı aldınız ya? Aa, eski kocası. Yeni kocası bu. Çocuk yaptın mı lan hiç? 52 yaşında. Allah belanı vermesin. Zaten başka bir şeyle evlenirsen şaşardım. Kardeşim size helalinden bir şöyle 56K'de para verem ya. Yürüyoruz. Yemek sepeti çekilişi. Tamam, giderken yapalım o zaman yolda. E hadi, acıkmışsınız. Öyle duydum. Nopel Pickle aramıza abone olarak katılmış. Welcome to the jungle dost. Çetimizde acıkan kardeşlerimiz varmış. Kimisi hamburger yer. Kimisi pizza yer. Acaba hangisini cepleyeceksiniz? Ünlem yemek sepeti yazın. Çekilişe katılın. Son dakikalar babacım. Avokçum, aleykümselam kardeşim. 25 TL'lik yemek sepeti hediye çekimiz sizleri bekliyor sevgili dostlar. Bir pizza yiyip böyle bir pizza yememiz yok mu? Yok mu bir pizzamız? Bilemedin, bir böyle diyettesindir. Muzlu bir böyle bir salata. Ya da bir patates. Gamer bir patates. Her şey olabilir. Bence patates yenebilir. Patates neden yenmemeli? Patates yemelisiniz. Ünlem yemek çepeti bacım. Ünlem yemek çepeti. Tipe bak. Ünlem yemek çepeti yaz. Çekilişe katıl. Yamağa götür. Bundan sonra yemek sepeti çekilişlerini Discord üzerinden yapacağım ya. Böyle time wasting oluyor oğlum. Çekilişi buradan başlatacağım, duyuracağım. Discord üzerinden vereceğim. Nasıl, mantıklı mı? Bence mantıklı. Bannerlord Online'da Tur adındaki klan Türklere köylü diye muhabbet etti. Ben kinciyim usta. Kimse köylü diyemez. Özel Türklere site kuracağım. Şimdi başlıyorum. Dostum vallahi ben, evet kurucusu benim ama ilgilenen kişi ben değilim. Ben Fahri Kralım. İngiltere Kraliçesi gibi düşün beni. Patatesten bir İngiltere Kraliçesi gibi düşün beni. Bizim Discord'a katıl, ünlemleyici yaz. Orada yazarsan arkadaşlar sana yardımcı olacaktır. 25 TL'lik online siparişlerinizde geçerli. Yani ödemeyi kredi kartıyla yaptığınız takdirde online bankamatik kartıyla, ne bileyim işte diğer ödeme yöntemleriyle ama online yaptığınız takdirde 25 TL indirim kazanabileceğiniz yemek sepeti çekilişimiz bitmek üzere.
Rotaya da gelmişiz. Çekiyorum ben. Çekiyorum babacığım. Şanslı talihli kardeşimiz kim olacak bakalım. Ana. Şunu kapatmışım lan. Neyse dur, mobot da açıktır, aktiftir herhalde. Heh, tamam, aktif. Aktif babacığım, aktif. Çekiyorum babacığım, çekiyorum, çektim. Purza! Purza isimli kardeşimize geldi. Kendisini şöyle de duyurayım. Purza, tebrikler kardeşim. Discord'a katıl. Twitch'ten de bana bir fısıltı gönder. Sepeti, yemekli sepetini sana şeyden sonra vereyim. Yayından sonra akıtayım kardeşim. Afiyet, bal şeker olsun şimdiden. 25 TL'lik cepledin. Cicilendin kardeşim, cicilendin. Afiyet olsun. İster hamburger ye, ister pizza ye. Bu tamamen sana kalmış. Eyvallah Feritçim, hoş geldin kardeşim benim. Sen nasılsın? Ulan aha dur, buruna geçtik yine. Heh. Oyun ekranını vermedik kardeşim, olacak iş mi ya? Hoppa, geldik. Alright ge. Şimdi Rotea'ya geldik. Rotea'dan bir yemek çeşidi almamız gerektiğini düşünüyorum. Oha, tahıla bak Rotea'daki. Rotea'ya direkt bir tane birhane mi açsak lan? Elimizden alırlar ama. Bir F5 alayım da ne olur ne olmaz. Konuştuğumda oyun çökmesin. Konuş. 25 TL'yi yemiyorsun oğlum zaten. Hani bir şey alman lazım ki, indirim kuponu bu çünkü yani. Öyle öyle. Chat nasıl can? Uyandı herkes. Yemek sepeti amına koyayım. Yayıncı abimiz de bir yemek sepeti yazaydı, ikramımız olurdu. Oğlum, benim linkten sipariş vermen lazım. Puruza bak. Benim linkten vermezsen indirim geçersiz olur. Hatta üstüne 50 lira fazla alırlar. Burayı satın alacağım. Görüşürüz canım. Baba aldım valla. Oraya ben hemen bir tane birhane çakacağım. Bir tane birhane çakacağım. Değiştir baba. Hemen buraya bir Efes fabrikası. Bir Tuborg Gold fabrikası. Bir canlandırayım bakayım memleketi. Lageta'dan da kalan malları alalım. Keyfi katılmayın. Zaten bayağı bir kişi katılmıyor oğlum. İhtiyacı olmayanlar, yemek yiyenler falan katılmıyor. Bizim chatimiz böyle bir delikanlı. Bizim chatimiz böyle bir delikanlı. Ticaret. Üzüm, tereyağı, balık, zeytin, et, peynir. Ne varsa gönder gelsin. Şarap da ver. Benim askerlerim mutlu olsun kardeşim. Benim askerlerim mutlu olsun. Sargot'un oraya gidiyorum. Orduları topluyorum. Baba dalıyorum. Sargot'un orada orduları topluyorum. Sargot'ta hatta dinleneyim birazcık o sırada. Burada biraz bekleyelim. Beklerken ordularımızı topluyoruz. Gel 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 gel. 2600 kişilik bir güç bence inaf gibi ya. Ben de aslında nüfus şey için borçayı da alayım yanıma. Belki nüfus bug'ı borçayı alınca gider. Bir süre bekleyelim. Biz böyle bir delikanlıyız babacığım. 87'den beri. Ulan ben yine sırtıma dayanmıyorum ya. Koltuğum geldi. Yine arkama dayanıp rahat rahat oturmuyorum. Hala eski koltuğumun psikolojisinde yaşıyorum ya. Böyle bir şey olabilir mi kardeşim? Litonya'da 16 yaşına basmış. Kendi yolunu bulmayı öğren evlat. Varlık içinde yaşayan küçük bir pislik piç ol. Evet bakalım hadi. Çiğ köfte dürüm. Oğlum mesela tavuk dürüm eskiden ayranla beraber Hatay usulü 5 TL'ydi amına koyayım. Şimdi 45 TL lan. 30 TL. Çok büyük para babacığım. Çok büyük para. Askerlerimiz iyileşti mi? İyileşti. An itibariyle Jakula'nın fethi başlasın. Aha. Morko'nun da ordusu geçiyor lan yanımızdan. Bunlara savaşı şimdi mi açsak? Bunlar bence bir gitsinler. Bir gitsinler. Nereye saldırıyorsa bir saldırsınlar. Şu anda basabiliyor muyum? 96. Oldu. Borça partide olduğu için bug'ı yendik arkadaşlar. Hepimizin içine işlemiş vizyonumuz. Oğlum eskiden öyleydi lan, 5 TL'ydi ya. Eskiden dediğim 5 sene önce falan herhalde öyleydi ya. Yanlış hatırlamıyorsam. Benim oto yıkama vardı. Bizim ortak vardı. Ebre yıkamacılara sürekli öğlen yemeğinde rıhtım diye bir tane şey var. Bahçeli'de. Tavuk döner. Sürekli onlardan söylüyordu. En son adamlar yanıma geldi. Emre abi dedi ya. Gözünü seveyim dedi. Bıktık biz de. Ne oldu la dedim. Abi dedi sen geç geliyorsun dedi. Öğlen dedi ortak dedi. Habire dedi bize tavuk döner yediriyor. Yemin ediyorum gıdaklayacağım. Mesela o zaman pizza söylüyorduk. İki tane büyük pizza söylüyordum. Bak orada 6-7 kişi çalışıyordu. İki büyük pizza söylüyordum. İki büyük de hediye geliyordu. 100 lira falandı lan. Şaka gibi.
25, valla bizim burada yaşam kentte 35 lira. Ama patates matates de ayrıca var hani. Boş dürüm değil. Yanında patates kızartması, kolası bilmem ne 35 lira. En son 5 TL'ye döner yediğimde zehirlenmiştim. 3 TL'ye bile ben yemişliğim var lan. Onu da şeyde yiyorduk. Sakarya'da köprü altında böyle. Ankara'da mantı da yok ki kardeşim ya. Martı olsa anlayacağım. Artık köpek miydi neydi bilemiyorum. Jakula'nın istilası. Abi sikeceğim artık çocuklardan. Bıktım bebelerden. Vallaha bıktım. Jakula'nın istilası başlamak üzereydi. Aha bir pişlik yapacağım. İçerideki tüm yemeği alacağım abi. Hemen teslim olsunlar. Para var huzur var kardeşim. Paranın gücünü kullanıyoruz. Var mı ötesi? An itibariyle kutsal memeler köpek filan diye ya. Oha Alliance yapabiliyoruz lan. Biriyle Alliance yapsak mı acaba? Alliance yapmak için birilerini böyle öttürmemiz mi lazım? Filan diye benimle Alliance olmak istiyor lan. Yapmıyorum. Savaş ilan et. Devam ki. Jakula'nı kuşat. Maaşta 700 liraydı tabii canım. Aa çıktılar bile. Hemen teslim oldular. Güzel güzel. Beton Necda'ya bak. Çabulcularla savaşıyor ya. Cidre 2 yaşına basmış. Hay sokayım cidrenize ya. Torunlar da var ya. Şey gibi ya. Ürüyor da ürüyorlar bizimkiler. Aha. Kuzey İmparatorluğu'na savaş açılması mı? Lan oğlum borça bir siktir git ya. Gerizekalı mısın? Buna da 2 kuruş nüfus verdik diye artistlik yapıyor. Başı kafamıza çıktı bezemek. Devam ki. Basamıyoruz değil mi hala şeyde kuşatmadığımız için? Açlıktan dışarı çıkmaları lazım her an. Her an çıkmaları lazım her an. Ama artık çıkın dışarı. Oğlum bütünlüğüm bitti bütünlüğüm. Lan bütünlüğüm bitti bütünlüğüm. Bütünlük de basamıyoruz. Allah belanızı versin ya. Herkes bir yere gitti. Neyse artık. Şimdi teslim oldular mı? Yo ne oldu abi bir şey oldu. Yaverlik. Bakkal Gazi'de büyümüş. Birisi gelip şimdi sanki içimizden geçecekmiş gibi hissediyorum ya. Oğlum bunlar niye acıkmıyor ya? Ben anlamadım ki. Bari vurayım duvarlara ne yapayım? Allah Allah bunların 50 kere teslim olması lazımdı ya. Hoho! Aradığımız fight geldi. Bence de bug'a girdi bir şey oldu ya. Bence de bug'a girdi bir şey oldu. Kanımızın son damlasına kadar savaşacağız köpekler dedim. Ve saldırımız başladı. O şeyi oğlum bu nasıl bir harita ya? Aha iyiymiş lan harita. Elemanlar nerede? Aa bunlar suyu geçecekler. Bunlar saldırdılar bize zaten. Pekala pekala. F3'ü F6'ya bırakayım. Atlılara F6'ya bırakıyorum baba. Hemen bir yerimizi alalım. Hemen bir yerimizi alalım. Okçularımız yok edecek zaten. Bu akşamüstü savaşı bizim olacak. Bir de saldırıyorlar. Su da var salaklar. Sudan geçerken yok olacaklar. Okçularımız gerekeni yapmak için hazır ve nazır. Piyadelerimiz suyun ortasındaki yerlerini alsınlar. Hatta o kadar ileri de gitmeyin şurada durun.
Okçular ölümü yağdırmaya başladılar. Hadi bakayım. Hadi bakayım, sıradan geberin canım. Biraz daha şöyle durursak daha iyi olacak. Yok ettik. Realistik battle modunu kurmadım abi. Kurmuyorum onu. Onu kurunca oyun çok bir saçmalıyor, bir şeyler oluyor. Ben neredeyim lan? Neredeyim ulan ben? Planlıya çavuşuymuş. Köpek. Kılıcımın altında hepiniz can vereceksiniz. Bizim lejyoner çocuğa vurduk ama olur o kadar. Geri çekilin. Mal gibi ölmeyin. Geçin yerinize. Piyadeler sadece önde kalkan duvarı yapsın diye oğlum. Ben piyadeleri şey amaçlı kullanıyorum. Düşmana doğru dönün. Salak gibi bakmayın. Okçularımız tam çizgide değiller gibi ya. Güzel, pozisyonumuzu aldık. Pozisyonumuzu aldık, sıkıntı yok. Gayet iyi durumdayız. Okçularımız gerekeni yapıyor. Tertemiz. Evet, kalkan duvarı için Sturgellar zaten normalde hani Viking soyundan düşündüğümüzde kalkan duvarının şeyleri onlar. Sefacım hoş geldin kardeşim. Plaka zırhına kılıç işemiyor. O moda mesela senin üstündeki zırha zarar veremez. Ya işte o olay birazcık çok farklı ya. Yani çok bozuyor bence. Kesmek bizim işimiz Arnold, biliyorsun canım. Aleyküm selam, aleyküm selam kardeşlerim, hoş geldiniz. Sturge iyi ya, Sturge ben candır bence. Yok ettik babacım, tertemiz. Tertemiz. Bildiğin yok oldular. Şekillerde, şükürlerde ne oldu? Artist artist geliyorlardı. Hayırdır, bizim mi keseceksiniz? Ya o tartışılır. O tartışılır. Yok mu oğlum, yine iyi itemler var üzerimizde ya. Yiyebileceğimiz en iyi itemler var neredeyse. Lordlardan çaldık ya itemleri. Saldırın lan, hepsini öldürün. Hadi bakım, hadi bakım. En iyi kalkan duvarı imparatorlukta. Lejyonerlerin kullandığı plümler zırh delici olduğu için en güçlü at zırhı bile dayanamıyor. Savaş bitti. Kaçışlarını izliyoruz köpeklerin. Atlılarımız kaçanları kesiyor oğlum, çok iyi ya.
Bu da 1-7-0 ile beraber geldi. İçimizden geçtiler Mahmut. Yok olduk Mahmut, yok olduk. Patates olduk, patates. Evet kaldı mı abi, daha bir tane daha var şurada. Bir tane herif eleman kalmış şurada. Vay koçum benim. Dayanmaya çalışıyor ama kolunu bacağını kopardı bizimkiler. 65 namı cepledik tertemiz. Artık benim tutsamsın köpek. Sen de keza öyle, sen de keza öyle, sen de keza öyle. Şimdi bu çapulcuları ben atlarım lan. Gelsinler. Bunların yanında Vilandia öncülerini almıyorum abi. Şövalyeler gelebilir. Şövalyeler gelebilir. Zırhlı İmparatorluk atları gelebilir. Lejyoner gelebilir. Sancak Şövalyesi gelebilir. Şampiyon gelebilir. Onun dışındakiler alright. Alright. At var mı kardeş? Bize at lazım. Süvari atı, savaş atı 16 tane. Çok iyi be. Saldırı atı. Okey. Diğerleri istemiyorum bile. Şimdi bence bu kuşatmadan ayrılalım. Tekrar bir ordu kuralım abi. Yoksa olmayacak bu iş. Oha bunlar ordu kurmuşlar hemen. Yaralılarımız iyilesin. Bizimkilerin ordusu nerede? Oha V-Rekans'ı alıyor. Bu ne lan? Abi ya bug olacak. Buna basınca gelecek ya. Bak biliyorum 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 biliyorum. Neyse ki save aldık. Hemen bir Sargot'a girelim babacım. Seriden Sargot'a girelim. Bunlardan bir şehir alacağım. Bunları böyle bırakmam ben bu köpekleri. Bu köpekleri böyle alacağım. Yanlışlıkla tıkladım ya ondan. Alright. Neyse ki save'imizi aldık. İnşallah o caption gelmez ekrana. Gelirse sıçtık. Tam sürüm bu sene yaz sonuna doğru çıkacak diye ümit ediyoruz. Ben pek sanmıyorum ama. 500'ü keseriz aslında ya bu orduyla. Abi. Bir de save aldık oğlum. Ne bok yiyeceğiz? Ne bok yiyeceğiz? Şöyle yapacağız. Captivity'nin özelliklerini kapatıp gireceğiz abi. Abi sıçtık, sıçtık, ağır sıçtık şu an. An itibariyle ağır sıçtık. Yemin ediyorum çok pis sıçtık. İnşallah çalışır Talingo. Var ya çalışmazsa söveceğim ağır. Tamam abi bunu kapatıyorum. Baba hepsini kapatıyorum. İnşallah bir şey olmaz. İnşallah bir şey olmaz. Komple modu kapatırsak GG oğlum. O kadar Brotulaus'larımız var sağda solda. Bırakmam hayatta. Acaba ne olacak şu an çok merak ediyorum. Allah'ım. Allah'ım lütfen. Allah'ım. Allah'ım lütfen. Şu anda bir şey görünmüyor. Ne olur. Abi kaldı o orada.
Bir önceki seviyede gidemeyeceğim. Bir dakika, burada vardır burada bunun kodu. Aha bir dakika, reload olunca şey oldu, bir şeyler oldu. Eyvahlar olsun. Patitis olduk. Ne diyeceğiz? Abi Cünüp Gaming. Kapatamıyorum. Devam edemiyorum. Neyi denersek deneyelim çöküyor oğlum oyun be ya. Eyvahlar olsun. Bildiğim patates olduk. Abicim, benim bu patates işini çözmemiz lazım ya. Cünüplük gölgemiz oldu, bizim peşimizi bırakmıyor kardeşim. Bu ne olacak böyle ya? Savaştan sonra otosave almış mıdır? İnşallah almıştır be. İnşallah almıştır be. Modu kapatmak da istemiyorum oğlum. Bir sürü yanımızda lordumuz var, bilmem nemiz var ya. Bir dakika. Almış lan. Almış sanki. Almış galiba. Almış olabilir. Aldıysa çok mutlu olacağım. Vallahi almış. Allah'ım sana şükürler olsun. Abi bunları hemen Sargot'a koyacağım, çalışsınlar ya. Sargot da nerede kardeşim? Ben burayı bir satın alayım. Ben burayı almamış mıyım? Alayım kardeşim. Alayım burayı. Bunlar çalışsınlar burada seriden. Ver la burayı bana. Yeter ya. Yo, değiştirmeyeceğim ya, böyle kalsın. Çalışın la burada. Köpekler. Ordu kursak. Orduyu da kurmuş bizimkiler, sağ olsunlar. Kobra Murat'la şey buraya doğru gelsin. Biz de Sargot'un önünde duralım. Askerlerimiz bir yandan iyileşsin. Ne oldu lan, yemedi mi saldırmaya Teres? Bende var işte. Captivity event o işe yarıyor oğlum. Captivity event'in bütün güzelliği orada zaten. Baba çok kısıtlı bir ordumuz olacak ama Vlandia'dan barış teklifi. Şu anda onu değerlendirmeyeceğim. Şu anda onu değerlendirmeyeceğim. Şu herifler bir gelsin artık ya. Nereden geliyorsunuz oğlum? Kobra Murat göründü. Kobra Murat geldi. Tamam. Apis'i de yolda yakalayalım. Apis'i de yolda yakalayalım. Ordumuz da güçlendi, gelişti. Devam ki. Gel oğlum. Siz biraz önce bize şekil şükür müydünüz lan? Oğlum katılsana lan. Hah. Siz bana biraz önce şekil şükür müydünüz? Götünü yiyeyim gibi bana bakıyor. Hiç utanması yok. Patates olmaktan son anda yırttık babacım. Ben dedim ki tamam, patates olduk dedim. Patates olmaktan son anda yırttık. Onun şerefine bu savaşı
Kıvırcık saçlarımla yapacağım. Tipe bakar mısın? Böyle bir şey olamaz ya. Bu savaşı, savaş miğferimi takıp öyle yapacağım. Öyle yapacağım. Savaşta olduğumuzu biliyorsun. Senin içinden an itibariyle ordularımla geçeceğim köpek. Şimdi bunlar bize saldırır mı? Bakalım. Bakalım, bir hareket etmeyelim. Vallahi saldırıyor lan bu salaklar. Okçularım gerekeni yapsın o zaman. Okçularım gerekeni yapsın. Ben de bir helaya gidim gelim. Biz bunları yok ederiz la. Çok kötü pozisyondalar oğlum. Yıldım. Yok ettik oğlum, bir şey kalmamış ki. Benim piyadeler de saldırsın bana. Güzel, nice and sexy. Patates ile nutuk atıyordu. O bizim nalelerimizi gördü, atmadı. Patatesten hiç atmaz. Yok edin babacığım, hepsinin içinden geçin. Kralınızın size bir emiridir. Daha doğrusu kutsal memelerin ve kraliçenizin. Orhan, burada mısın Orhan? Orhanoviç, burada mısın Orhanoviç? Güzel babacığım, savaşımızı kazandık demeyiz. Temiz ve de çiçak. Şimdi.
Şimdi sevgili kardeşlerim, sevgili arkadaşlarım. Hop şuraya geçelim. Bahadır'cığım. Amca. Ne yapıyorsun bebeğim? Oğlum piyasalar yalan olmuş öyle diyorlar. Az önce daha fena olacaktı da bilmiyorum şu anda ne oldu, nasıl devam edecek. Bitcoin dünyasını takip eden kardeşim benim. Sen benim tutsamsın, sen de. Ne olacak şimdi peki? Senin öngörün ne kardeşim? Yani buralarda tutunamazsa 30 bini görür. 30 bini görür. Yani 30 bini görürse de o zaman 30 binde durur mu durmaz mı o zaman onu görürüz. Peki senin bu coin camiasında bir coin'in var mıydı? Tabii canım var ya, çok zararım var da. Artık yani, zarardan geçtim diyorsun. Ya zarar, şöyle bugün zarar, 2 ay sonra zarar değil. Onu zarar olarak önemli olan kaldıraçlı pozisyonların patlamamasını sağlamak şu anda. Kardeşim benim hesaplar, ya. Spot hesaplar zaten patlamaz. Şimdi hemen bunları da bırakalım beyler. Siz de buyurun, yeni mekanınız hayırlı uğurlu olsun size de gençler. Hadi bakayım. Güzel ve de nice. Şurada bir tur askerlerimizi iyileştirelim beklerken. Peki bu şimdi bu Bitcoin muhabbeti nasıl bir hal alacak o zaman? O dedin ya hani bir yer var, oraya gelirse 50 binler, 60 binler, 50 milyonlar, 60 milyonlar satılacak falan filan diye. Yani 2400'ün altına doğru kırsaydı büyük miktarda olan bir şeyin fonun kaldıraçlı pozisyonunu hedge etmek için, yani karşılamak için 600 milyon dolarlık şeyi, Ethereum'u marketten satacaktı. O da o zaman piyasaya çok büyük bir anda böyle pat diye vuruş olacağı için, o zaman bu sefer diğer algoritmalar falan da devreye girip, diğer botlar da devreye girip artık kampanyosu falan çıkardı herhalde. Öyle bir şey olur. Oha! Bir vururlarsa aşağıya nereye kadar? Şimdi bunun peki bu zaman kadar düşmesi, millet buna karşı inancını kaybedip daha da bu piyasadan çıkmasına neden olmaz mı? Bak her zaman yeni strateji şöyledir. Herkes inancını kaybettiği noktada yükselmeye başlar. Herkes bu gidiyor dediği noktada düşmeye başlar. Standart böyle işliyorlar. Yani bu genel olarak böyledir, anladın mı? Sokaktaki böyle çöpçü bile Bitcoin'i konuşmaya başladığı zaman Bitcoin'i satacaksın. Anladın mı? Kimse falan Bitcoin de geberdi, boşver, aman git falan demeye başladı zannediyorsunuz. O zaman da Bitcoin'i alacaksın. Genel strateji, genel mantık bu yani. Vay babasının şarap şanağına diyorsun. Yani çok fazla bir şeylerden anlamaya gerek yok kanka. Şimdi burada orduyu sıfırdan kuruyorum babacığım. Bir dakika. En yakındakiler gelsin. Borçayı salayım. Burayı alacağım bu sefer. Kardeşim benim. Sesim böyle çok şişe geliyor. Moral bozuk bozuk geliyor. Moralim bozuk tabi abi. Vay ya, bizim evladımız almışlar prezervatifi. Tamam, yakaladık, okey. Bir suikastimiz yok mu? Vallahi suikast şu anda yapamayacağız gibi, çünkü birliğimiz gitmiş. Ben inanmıyorum öyle olduğuna diyor Waterkov. Sen ne inanıyorsun oğlum? Şu an bayağı bir bence piyasa boku yedi yani. En azından şu şey mantığı var ya, bizim Türkiye'de
Hani çiğ köfteci açınca gidip herkes çiğ köfteci açıyor amına, ben de çiğ köfteci açayım. Tipler var ya. Onlar çıkar diye düşünüyorum ben. Ama bu Türkiye'de her zaman böyle. Ya birisi inşaat yapar, herkes müteahhit olur. Birisi kafe açar, herkes kafeci olur. Bu kadar basit olamaz yani. Oğlum emin ol, bu kadar basit lan aslında. Baba kırıp gireceğim bu sefer, hiç yemeklerin bitmesini falan beklemeyeceğim. Vura vura kıra kıra gireceğim, jakulan alacağım. Neye inanmıyor abi? Neyin bu kadar basit olduğunu inanmıyor? Bilmiyorum, Watergolf da öyle diyor. Ben bu kadar basit olacağını düşünmüyorum ya. Neyin basit olduğunu düşünmüyorum? İşte piyasanın hareketlerinin herhalde. Bu kadar basit şeylere göre değişeceğini düşünmüyorum. Niye abi? Türkiye'de... Açtık kapıyı. Çevresi çok iyi olan, böyle ortamlara, şeylere giren bir tane hem fenomen hem yatırımcı var. Adam İsviçre'de mi, en son Norveç'te mi bir yerde bir şeye gidiyor. Toplantı gibi işte, bir meeting'e gidiyor. Orada bir tanesi ayağında terlik, üstünde şort, enteresan tipli bir herif. Elinde laptopla takır 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 piyasada satış yapıyor. O sırada Bitcoin dan aşağıya geliyor. Yani olamıyor mu yani böyle şeyler? Oluyor. Şimdi şey konuşuluyor. İsviçre'de 7 tane işte Bitcoin bazinasının tamam biz bu seviyeye geçirmeyeceğiz deyip oradan düşürmeye karar verdiği para falan diyorlar. Yani. Bir sürü piyasada şu anda oyunlar oynanıyor diyorsun yani. Yani çete gelsin. Yazmış, çete gelsin. Yani piyasa hareketlerini hareketlerini. Benim oyun çok X ya arkadaşlar. Ben oyunu çok X'li kullanıyorum. Biliyor Twitch ya. Chatten gel de seriden oku oğlum işte yazılanları. Şeye bakıyordum ya. YouTube'dan bakıyordum ya. O zaman Kazakistan oradaki Bitcoin'le bağlayanlar vardı. Kazakistan'ın Bitcoin'in tabii ki alakası var. Dünyada şu anda en fazla mining yapılan ikinci mi üçüncü yer mi ne Kazakistan Bitcoin mining olarak. Hadi ya. Evet. Yani Çin'dekiler oraya kaydırdılar çünkü. Herkes Kazakistan'da yapıyor da. Ya Çin yasakladı ya mining'i. Çin'deki minerların belli bir bölümü Kazakistan'a taşımışlardı mining operasyonlarını. O yüzden Kazakistan'da mining var. Yani, evet. Oyunun sesini... Abi oyunun çok sesini... Ben iyice kıstım. Yani. Devam. İklim şartlarından olsa gerek. Niye iklim şartı? Enerji de ucuz. Yani serin ya. Hani o yüzden herhalde. Ha ya. Bunda iklim şartı... Evet bir etken doğru. Ama enerji fiyatının ucuz olup olmaması o daha büyük etken. Kazakistan elektriğin en ucuz olduğu bir yere bakmıştım. Yanlış hatırlamıyorsam 10. mu? 13. ülke miydi neydi dünyada? Hadi ya. Abi adam oraya boşa taşımıyor. Gidip de dünyada en pahalı elektriğin olduğu yere taşımayacak değil mi mantıksal olarak baktığında? Yani canım. Kazakistan'ın şeyi ne? Doğal gaz mı? Kazakistan'da doğal gaz ve petrol yatakları var. Elektriği nasıl üretiyorlar bilmiyorum. O kadar incelememiştim yani. O kadar bakmamıştım. Sonuçta Kazakistan'a gidip bir mining center falan açmayacağımıza göre çok fazla da incelemeye çok incelemedim diyorsun. Yani. Biz Ankara Gölü başına açamamışız. Kazakistan'a mı açacağız? Babam Kazakistan'da çalıştı abi. Elektrik ve internet çok ucuzdu. Evet. Oğlum zaten internet bizim ülke dışında her yerde ucuz. İnternet bizde pahalı. Onun dışında bütün memleketlerde ucuz internet. Ya olay aslına bakarsan şöyle bir şey var. Mesela bir yerdeki Bitcoin, mesela Kazakistan'da Bitcoin üretimi diyorlar, tamam mı? Sekteye uğradı, Bitcoin düşüyor. Aslına baktığın zaman buradaki mantalitede saçmalık var. Neden? Abi piyasada bir şeyin üretimi azalıyorsa o mal kıymetli hale gelmesi lazım değil mi? Neden? Çünkü üretimi kesilmiş. Yani. Doğru mu? Aslında daha değerli olması lazım. Ama yani bilmiyorum işte. Bu biraz şey ya, düşürmek istedikleri zaman düşürüyorlar, kaldırmak istedikleri zaman kaldırıyorlar abi. Evet sevgili dostlar, o vakit
Jakula'yı da fethettik. YouTube için bölümümüzü burada bitirelim. Tekrarını izleyen arkadaşlarımız için. Bizimkiler de bir yandan bir kalede aldılar. Güzel oldu. Bu bölüm birazcık toparlanma bölümü oldu. Cünüplüklerle uğraştık. Yayınımız devam ediyor ama bu bölümü YouTube için bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Like atmayı, yorum atmayı unutmayın diyorum. Bye istiyorum.